3-3 alacağım. Yazmaya devam ederseniz yavaş yavaş. arendiyar Arpa, Nir. E, hak geçmesin diye tek seferde almıyorum. 3-3 alacağım. Arndyardan başlayacağım. Çizdiğim yerler e, gerçekten çalışan yerlerdir. Dikkate alın. E, elbette göreceksiniz karşılığını. Şimdi e, şurası. Şurası. Arkadaşlar Arendiyar'ın 11.30 ile 10.26 git geli var. Bu dediklerimi elinde olanlar olmayanlar ikisi de dikkate alsınlar. Ona göre çünkü para kazandıracak coinlerdir bu baktıklarım. Ee, Nier'in önünde 8.40'a kadar şu anda yol açılmış bulunmakta. Alt destek 7.61 ile 7.31 bölgesidir. Ben Nier'i size 6.88'den aldırdım. Çok net hatırlıyorum. Daha 2 iki gün, iki gün oldu. Arpa. Yazın coinlerinizi geliyorum. Arpa'da burası alımdı. Ucundan dönmüş. Arpa'nın şurası direnç artık. Tam buralar. Arpa'nın 77 ile 65-66 sent git geli var. Bu niye yenilemedi kendini? Tamam. Arkadaşlar bu da ücretli veriniz. Bu arada e, 210 dolar bu aylık. Yine bir 210 dolarlık bir veri daha var. Bu Spot Delta'da e, şu anda diyor ki balinalar alıyor diyor. Perpetual'da da alıyorlarmış. E, Bitler şu an alıyor. şeyler Small'lar satıyor. oo oh. Small yatırımcılar yani küçük hamsiler 772 milyon dolarlık satmışlar. Big'ler yani balinalar bayağı almışlar. Bu bayağı bir olumlu ve önemli bir durum. Ee, bizim Evet, devam edelim. Bu buralara bir buraya arada bir bakalım. Hatta burada e, bazı coinleri olmadı şeye de bakarım. Mesela en çok big alımları olanlara falan birazdan bir bakarız. 3 3 gideceğim dedim. APT with people. Yazın, yaza durun ben geliyorum. Bana lütfen alınmayın. ARB people Bir tane daha bit mi dedim, ve mi dedim, bir şey dedim de unut neydi o? Bakayım bir dakika. Gitti ya. Vallahi gitti bir şeydi ama. LDO'ya bakayım. Ahmet abi senin coin'e bakıyordum. O gitti. Arbitrum'a gelelim. Şimdi Arbitrum'da Aynen. Arbitrum Abi Arbitrum iyi değil hala. 1-0-1 üzerine atması gerekiyor. Arbitrum'un iyi olması için. 1-0-1 üzerine atması gerekiyor. People'a bakıyorum. People'ı 27 sentte konuşuyorduk. Oh. Buna Türk yatırma, Türk parası yatırma çekme işlemleri açıldı. Ya bu şu anda önünde 56,5 sent var. Short'taysanız. şu an dirençte abi. Şu an tam dirençte. Onu söyleyeyim. Yani buralar direnç artık. Bir kar alma noktasıdır buralar. LDO. LDO'da güzel bir range çalıştı. Aynen. Ldo'nun iyi olması için 1.73 üzerine atması gerekiyor. Ldo 1.50 altının altında 1.45 kesinlikle gelecektir. Onu söyleyeyim. Ee, Doge PHB e, Doge PHB XLM Doge PHB XLM 3.3 gidiyorum yazın abi. Herkes yazsın. PHB XLM Doge. Haydi bakalım. Doge'de bir düşen var. Oo. Bir şey değil mi bunun üstü Doge? Yani bayağı bir iyi olur ha. Aynen. Abi Doge 15 75 üzeri gerçekten güzel olur. Hatta ben buraya bir alarm atayım. Ee, ne olur ne olmaz. Şöyle dursun. Tamam doge'ye ben bir alarm attım. Ee, PHB PHB'de ne varmış? Oh PHB kırmış. Phoenix ee, Bunun Bu kırmış abi bu Vallahi bu nereye gider biliyor musun bu? Şuralar var gibi. 3 dolar var gibi. Yani Phoenix e, şuraya gider bence. Buradan 303. Bu analizi unutmayın. E, bu analizi bir daha bakarız. 239 3 arası bir gitgeli var böyle bir 3'e doğru ilerleyeceği benziyor. Geri çekilirse de 239'a kadar korkmayın, sıkıntı yok. Portal XLM bakalım. Sonra portala bakacağım. Elinizdeki tüm coinleri olabildiğince bakacağım. Kaygınız olmasın. Şunu şuraya alırsak daha iyi olacak gibi şöyle yaparsak. Şu an nasıl sesim iyi mi? Biraz yaklaşmak için yaptım da belim ağrıdı. Sesim geliyor mu? <laughs> Net geliyor mu sesim? İyi mi? Tamam. Şurayı aldım da o yüzden. Devam ediyorum. Eee ikseleme bakacağım sonra portal diyeceğim. Sonra da yine 3 tane gelip alacağım. Arkadaşlar XLM'de Abi şurası daha önemli XLM'de. Ee, bir de şu var. 11-19 ile 10 arasında bir git gel bandı var. Ee, şöyle de bir ooo net bir düşen var XLM'de bu arada. <laughs> Abi XLM'in bu düşen kırılırsa yani bunun bak direnci burası tamam mı? 11 11 direnci. 11 11 üzerine atarsa ilk selam önce 12 80 sonra 14'e kadar yolu var. Bilginiz olsun. Portal. Bu baktıklarıma e, sormayın, bakmadıklarımı sorun ki yararlı olun birimiz adına ve bu olayı şöyle değerlendirin. Örnek veriyorum portal bir potansiyel olsun sizin için. Bence bir potansiyel portal. Neden derseniz portalın önü 87 sente kadar açıktır. 74 ile 87 arasında bir git gel vardır. Yani bu size bir fırsat olabilir. Onu söyleyeyim. Geldim. Ne var? Cup UTK BCH. Cup UTK BCH. Cup. Özellikle 3 3 alıyorum hak geçmesin diye. siz arada bir yazın. Böyle bir bir dakikada bir falan kendinizi yormadan. Ben geldikçe bakıyorum. Geldikçe bakıyorum. Cup ara direnci gelmiş. Şu anda 1.15 ara direnci. Dün konuşmuştuk ya 1.01 ile 1.15 diye. 1.15 birinci parti de tamamlanmış. 1.16 geçilirse 1.24 var gibi duruyor. Bilginiz olsun. UTK'ye bakalım. Abi UTK'nin önü 84 sente kadar açık. 84'te UTK bir karar verir. Bilgin olsun. BCH Ya BCH'nin benim o grafik hangisiydi ki? Ha. BC şurayı geçerse e, 457'yi geçerse 487 var. 457 4, üzerinde 487 var. 457 BCH için önemli. Pepe e, Cupa baktım. DYM -E. Ton. Pepe ton değeme. Pepe. Belim ağrıyor ya. 10.36 olmuş Pepe. Az önce düşmüştü bayağı. Hmm. Abi Pepe'nin yani şeyin altına atmadıkça Pepe'de de iş. Bayağı bul bu arada Pepe'de. Hatta burada Pepe var mı? Ee, bir dakika. Oo, oh, Pepe'yi bu bitler alıyor. Smallar satıyor. Pepe de Abi Pepe alıyorlar. Ama şeyin altında stoplu devam edin bence. 99'un altı stoplu. Ee, 99 altında bu üzer. Onu söyledim. 99 7'nin altında ya şu son iğnenin altında Pepe 89'a kadar yürür. Ee, X. Aynen. Tamam. Devam edelim. Pepe, ton. Balina verilerine de bakıyoruz yayınlarda artık. Onda bilginiz olsun. Ee, ton Şuraya kadar yolu var tonun. 7.30 otuz. Yedi otuz altı arasında bir gitgeli var tonun. Yedi otuz DM. Benim için bayağı bir önemli DM'nin durumu. DM evet. Burası alım demiştim. O oldu. 2.67'de geldi. E, şimdi DYM normale dönmek istiyorsa 3 9'un üstüne atmalı. 3 10 üstü bu coin'i alırım. Bak şimdi arkadaşlar. Bu adam deriler gibi kama yaptı. Ve bu adam 7 8'den beri düşüyor. Buradan beri düşüyor. 7 7 8, 8'den beri düşüyor. Coin öldü. Bu coin normale ancak ve ancak 3 3 30 40'ın üstünde döner. Yani burayı ...yukarı kırarsa... ...bu coin buraya gelir. 5 olur. 3 üstü 5 olduğu için de bayağı bir kazandırır. Şimdi... ...devam ediyorum. E, DM dedik. Tensor. Nas. Gördüm. Elinizdeki coinleri yazabilirsiniz. Olabildiğince bakıyorum. Tensor... Yine 77 sent çalışmış. Bu coin de 77 sent'i çok seviyorlar. 85 ve bir 95 var. Abi bu coin nasıl bir coin ya? Tam bir uyuz ya. Şurada kırdı. Sonra dibe geldi. Hani o kadar anlaşılmaz anlaşılmaz güç bir olay ki. Bu tuhaf ya. Yani 85 ve 94 sent önemli tensorda. Ee, so, nas nasa bakıp get de, geliyorum. Nas nas nas. 79 ile 96 var arasında git gel var. ETC Aptos link. ETC Aptos link. ETC ile devam edelim. Oo, üçgenin ucunda 27.50 ilk hedefi 27.50. Üçgen şu an 26.90 üstünde 27.50 var. Buradan sekerse de bir 26.30'a kadar seker. Aptos 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 alım vermiştim buna. Güzel alım geldi. Ee, i̇lk ara direnç 8.50'dir. Aptos'u sanırım 3 gündür aldırıyorum size. Alın 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 artık başınızın etini yedim alın diye. Aptos 8.80 8.50 ve 8.80 dirençlerine kadar yolu açık. 8.55-8.80 Link'e geçtim. Bugün link aldırdım. Evet. Bugün buradan link aldırdım. Aldırdığım link şu anda aktif. yüzde %6'ya ulaşmış bulunmakta. Yarım kar al. Girişe stop çek. Bak stopu girişe çektim. Yarım da kar aldırdım. Umurumda değil artık. Ee, bu pozisyon benim için. Birazdan ben yaparım. Acelesi yok. Ee, bir de burası hedef. 15 10. 15 10 hedef. 15 10 hedefine doğru ilerleyecektir. Tao 10 da 10 X'e Tao Tao eee 10 Her gün saat 21'de buradayız. Bilginiz olsun. Her gün saat 21'de buradayız. Katıl her gün saat 10 ve 15. Tau. Tau'nun o oh, Tau Tau <laughs> nasıl bir coin? Yapay zeka coin'i biliyorum da. Ee, 413 karar noktası 413'ün üzerinde yürümeye devam edecektir. 413 üstü 441 var. Bilginiz olsun. Ondo. Ondo kaliteli bir proje ya. Ondo kaliteli. Abi Ondo kaliteli proje. Yani Ondo'nun e, şey üstü 85.5 üstü 91 var. 85 ,5. Şu an dirence geliyor. Tam düşen direncine geliyor Ondo. XAI 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 XAI'nin önü 65 sente kadar açıktır. XAI 65 sente kadar açıktır. R, BMX, ee, R BMX Floki. R. Abi harbiden ne kadar çok coin. <laughs> Bu kadar e, coin'e nasıl girdiniz abi böyle? R. Oo, R kırıyor. Oo. Oo. Bir şey diyeyim mi? Hmm. Vallahi Valla Ar Ar ne yapıyorsun Ar Bir dakika durun Eğer bu iğne olarak kalmazsa ki Ar BTC paritesinde Ucundayız Tam ucundayız abi Tam ucundayız abi. Bu ucunu ucundayız böyle Hani şey gibi bu şu an Oo, oh. Dur. Ar Bitcoin paritesi de kırarsa ar uçar. Arı takip edin. Arın çünkü arsız kalmayın. <laughs> Eğer ar 71.35'i Bitcoin paritesinde kırarsa ki şu an arın ar tam dirençte abi. Tam. 47.51'in üstüne de atarsak okey. 47.51 üstü kapatırsa ar ar baya ar olur. Ee, son kez IMX yazacağım. Abi yazın yazın. E yazın ki yani inanın bana 3-3 geliyorum. Lütfen burada bari şey yapmayın. Kurban olayım ya. Sadece katılı özel sohbet zaten. Şuraya IMX yazayım ama yapmayın yani. Böyle bir trip atmayın bana. Görmüyorsam da Mert'er görmemiştir. Sen Mert'er'i tanıyorsun çünkü. Ee, kaç var? Samimiyetinize çok güvendiğim için böyle devam ediyorum. 24.83'e kadar önü açık BMX'in Floki'ye geçiyorum. Floki o oh. Floki kırmış. İyi. Floki'nin 27 cent normalde var da e, Memcoin'lerde Pepe ölürse buna da yansır ölümü. 20.53 20 20.66 gelmiş. Hani çok da böyle yakın olmam yani buna öyle diyeyim. Giderse gitsin işte var. IMX evet desteğe gelmişti. Şu an dirence gelmiş. Tam dirençte. 248. Arkadaşlar bir şey dikkatimi çekti. Birçok proje şu an dirençte. Yani mesela IMX bayağı bir önemli dirençte. Hani burası <laughs> tam SR. Tam SR. Yani bu nokta IMX'de yukarı kırılırsa o zaman ciddi bir yükseliş daha olur. FTM, MTL, C. Aptos baktık. E, aptos baktık. CRV, MTL, ATL. Alete. Durun bir dakika. Kafa. 100 tane koyuna bak. Bunların hepsine baktık. Elinizde bunlardan varsa şu elinizde bunlardan varsa hepsine baktım. Yani burada olanları sormayın. CRV ile devam ediyorum. Ve bunların her birine plan çizdik. Ona göre. Mesela ben IMX elimde olsa bir parça kar alırım. Çünkü buradan salabilir. Mesela bu da CRV'nin de ara dirençte 43 cent ara direnci üstünde de 45 cent var. 43-45 diye gidiyor. MTL. Abi birçok altcoin ara dirençteler. Ee, MTL MTL diye bir şey var mı? Metal. Metal. Ha bu da dirençte. Bu da dirençte abi tam ucunda. Yani bunun da 1.88 üzeri net güzel. 1.88 üzeri 2.02 e, falan gelecek. ALT'ye gelelim. aleteyi hmm. Alete ben bunu verdim diye hatırlıyorum ama ben buna bugün baktım. Bugün ben sabah bunu verdim. İşte birbirinizin sorduğu coinleri eee bu niye iki defa paylaşılmış? Dur bir dakika bunu sil. Bak. 10 saat önce. ALT'yi ben sabah verdim size ya. Vermedim mi? Yanlış mı hatırlıyorum? ALT. Nerede? Ha, yok. Neyse ya. Yanlış hatırlıyorum o zaman. Okey. Ama dirence gelmiş. 32 40. 32-40 direncine gelmiş. Dün akşam mı konuştuk? Evet evet dün akşam konuştuk. FTM TIA. FTM TIA. Bakmadıklarım kızmasın olabildiğince bakacağım buradayım sakin olun. FTM'yi verdim. Bunu aldırdım. Net aldırdım. 62 sentten aldı. Aha buradan aldırdım. Netin neti bu. Bu var ya bu bunu buradan bas bas bağırdım alın diye. Bu gidiyor 73'e kadar gidecek bu. Bunu alanlar %10 ki 11 kardalar. 73'e kadar yolu var FTM'nin. Tia 9.43'e kadar yolu var. Bu da tam ucuna değdi. Bak hatırlarsanız deviation e, diagonal yapmıştım. 9.43'e kadar gider bu da. Bu da 9.43'e kadar gider. Abi acil yardım. Ne oldu ne oldu? E baktık sen niye böyle çok fazla yazıyorsun? Bir bir yazsana. Bir bir yazın abi bir bir. Gerçekten öyle ilerliyoruz. Agix. Tamam. Agix aldım. YGG aldım. Ote fırsatı verir. Agix, YGG. Bakalım agx ygg dot agx ygg dot Baksana ne kadar koyun baktım abi. Bayağı bir baktım. Bekleyin hepsine bakıyorum. Bunlardan fırsat düşenleri alın. Agix dirence gelmiş. E, 94 sent direnç bölgesi. Bu da dirence gelmiş. Agix. E, YGG. Ygg ne durumda? Hmm. Var gibi ya önü. Evet, biraz daha var gibi. Böyle bir 87 centler olabilir gibi bunda. Hani ara direnç de şu anda muhtemelen. Evet, şurası ara direnci bunun. Yo ara direncin üstüne atıyor şu an. İyi duruyor, yani iyi gidiyor şu an. 80 sent üzeri kaldığı sürece iyi ama 80'in altına tekrar atarsa kötü. Buraya iğne kalmasın lütfen. Pepe 15 dakika. Abi para ya. Ama bakalım. Para atmayın. Matik. Ee... Pepe. Sonra Matik yapacağım. Tam geliyorum durun. Adam para attı şimdi ama ne diyeyim. Abi Pepe. Oo, bak Pepe iyi dedik. Uçuyor Pepe. Pepe'nin sana şöyle söyleyeyim. Ee, şurası 15 dakikalık da önemli. Yani 10.75 Pepe'nin karar yeri. 10.75 Pepe'nin karar... Oo. 3000 üstüne atmışız. Maşallah ya. Helal be. Aslanım benim. Ama ben dedim size bak burada bigler alıyor alıyor. Baksanıza daha yayının başında söyledim. Adamlar deriler gibi topluyorlar. Adamlar funding rate de eksi de bak. Eksi artı. Ya bu ne demek biliyor musun? Bu veri düştü. Durun. Siz düşünün. Bekleyin. Arkadaşlar şu anda bigler alıyor. Balinalar alıyor. Ee, evet ya. Vallahi yoruldum ya. Durun abi bir dakika durun. 47 dakikadır ben koyuna bakıyorum. Durun, yazmayın abi ben kaç tane koyun baktım. Ama ben ne yaptım? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 T 36 38, 39. Dur bir daha Avax bakayım da bende bir bozukluk var o bozukluk gitmiş <laughs> Bir dakika durun. Ee, Avax dirençte. 34 52 üstü devam eder. Şu an e, dirençte. Tamam ona da baktım. 34 52 üstü devam eder. Şu an dirençte. 40 tane koyun bak. <laughs> abi 40 koyun. Durun abi durun. Durun abi 40 koyun. Markette bu kadar koyun yok ki. Siz siz ne yapıyorsunuz? Ben 40 tane koyun bakıyorum. Durun ya. Lan biz 47 dak. Yayın nasıl geçti anlamadım ki. 47 dakika nasıl geçti? Yemin ederim anlamadım.